Bu videoda uzun zamandır işkence haline dönüşen ÖTV'siz otomobil bulma ile ilgili sizlere güzel şeyler söyleyeceğim. Engelli kardeşlerimiz ya da ÖTV'siz otomobil alma hakkına sahip olan izleyenlerimiz. Arkadaşlar, bayiler fiyatları kırarak ÖTV'siz araç alma limitinin üzerinde olan araçları bile satış fiyatlarını indirerek o limitin altına sokup müşterilere vermeye başladılar. Çünkü bayilerde yavaş yavaş otomobiller bollaşmaya, yani bir anlamda markaların elinde araçlar kalmaya başladı. Tıpkı pandemi önceki döneme yavaş yavaş gelmeye başladı otomobil piyasası. İnşallah daha beter olurlar. İnşallah bütün araçlar ellerinde kalır. Özellikle ÖTV'si olarak engelli indirimiyle ya da işte başka haklardan dolayı da bu araçları alma hakkı olan insanlar oluyor. Bu kardeşlerimize, bu izleyenlerimize çok daha fazla araç seçeneği çıkar. Onlara çok daha fazla gelin aracı alın diye yalvarır hale gelirler inşallah. ÖTV'siz araç alma konusunda hangi araçlar alınabiliyor ve bayilerde bulunabiliyor, bununla ilgili edindiğimiz bilgileri sizlere aktarayım arkadaşlar. Honda'nın City'si üst paketiyle biliyorsunuz tam ÖTV'siz araç alma limitinin üstünde 1 milyon 4 bin liralık bir fiyata sahip ve Honda'nın City'si düne kadar engellilere ya da ÖTV'siz araç alma hakkı olanlara yok çekilen Honda'nın City'si bugün gelin size bu aracı verelim denmeye başlayarak aşağı yukarı 560-570 bin liralık o fiyatlardan verilmeye başlanmış arkadaşlar. Hatta gelin diye aranmaya başlanmış durumda araç almak için daha önce isim yazdıran müşteriler. Ama asıl güzellik Honda'da değil. Asıl güzellik limitin üzerine çıkan SUV'lerin limitin altına çekilip engellilere ÖTV'si olarak satılmasında arkadaşlar. Chery Domoda 5 ve Tiggo 7 Pro ÖTV'si olarak alınabilir duruma getirilmiş durumda. Tabii ki başlangıç paketleriyle üst paketleri çok fırladı arkadaşlar. Limiti aşmış olmalarına rağmen birkaç gün önce bir izleyenim yazdı bana. Chery'nin SUV'lerinden bir tanesini fiyatını indirip limitin içine sokup o izleyenime engelli indirimiyle ÖTV'si olarak veriyorlar arkadaşlar. Yani Chery'nin SUV'lerinde, sadece Chery'de değil diğer markalarda da elde kalan SUV'lerde bu tarz indirimlerle araçları yeniden aşağıya çekip engelli indirimiyle ÖTV'si olarak bu hakka sahip olanlara vermeye başladılar. Size enteresan bir şey söyleyeyim. Hyundai Elantra'nın elit paketi, geçen bir izleyenim yazdı. Dedi ki elit paket Elantra'yı 750 bin liraya veriyorlar. Elit paket 1.300-1.400 şu anda. Düşünün ne kadar indirmişler. Alayım mı dedi. Normalde engelli indirimiyle alınabilecek araçlar ÖTV'si çıktıktan sonra maksimum 560-570 bin liralarda ama 750-760 bin lira istemişler elit paket Elantra için. Hemen al dedim. Çünkü o aracı oraya indirmişlerse hiçbir sıkıntı yok. Orada 560'tan 760'a senden çok fazla para istemiyorlar. Çünkü o araç zaten 1.300-1.400. Yarın öbür gün bu aracı işte ÖTV'siz araç alma limiti artsa da size verecek olsalar zaten bu paradan verecekler. O yüzden hemen al dedim. O arkadaşını da düşünün. Elit paket Elantra'yı satın almış. 2023 model 0. ÖTV'siz olarak engelli indirimiyle. Yine birkaç gün önce başka bir izleyenim aradı beni. Aradı, dedi ki ya bak Bay Yeşilbağ dedi, bir tane Dacia Duster var. En full paket. En full paket ve bayiden bana anlattılar. Gırtlak dolu, yok yok araçta. Dediler ki bu aracı size işte 550-560 bin liraya, yani tam sınırda verebiliriz. Üstüne hiçbir şey koymadan, ekstra bir şey istemeden verebiliriz dediler. Ne yapayım, bekleyeyim mi? Şu anda araçlar bollaşıyor dedi. Dedim ki hiç bekleme, direkt al. Niye dedi? Ya direkt al dedim. Çünkü sen beklediğinde senin alacağın aracın fiyatı yükselecek. Tamam, ÖTV'siz araç alma limiti de yükselecek ama o gün o Dacia Duster belki 1.200-1.300'e çıkacak. Yani sana 560'a değil 660-760'a verecekler o aracı. Bulmuşsun. Hem de liste fiyatından, yani hak ettiği fiyattan bulmuşsun. Hemen al dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Bazı durumlarda arkadaşlar bir bilene ya da birilerine danışmak, onlarla bir şeyleri paylaşmak ve onlardan da fikir almak mantıklı olabiliyor. Onun düşüncesi tamamen değişikti. Ya bekleyeyim, limit arttıktan sonra daha güzel araba alırım kafasındaydı. Ama şunu unutuyordu. Limit arttıktan sonra belki o arabalara 200-300 bin lira zam geldiği için limit artsa bile 560'a alabileceği aracı 600-700 belki 800 bin liraya anca alabilecekti. Ben kendi fikrimi, düşüncemi söyledim. O da mantıklı buldu ve hemen aracı alacağını söyledi arkadaşlar. Geri cevap gelmedi ama yakında gelir inşallah, almıştır. Bu arada size de söylüyorum. Eğer ÖTV'siz araç alma hakkınız varsa hiç beklemeyin. Bulduğunuz aracı sizi kazıklamadan size veriyorlarsa muhakkak alın arkadaşlar. Sıfır araç fiyatları sürekli artıyor ve ÖTV'si olarak araç almak isteyenlerin otomobildeki ikinci eldeki düşüşten etkilenmesi zor görünüyor. Hatta imkansız görünüyor. Sizin işiniz sıfır araç fiyatlarıyla. O yüzden siz bulduğunuz aracı, size uygun aracı ÖTV'si olarak hak ettiği fiyatı alabiliyorsanız muhakkak alın arkadaşlar. Hiç beklemeyin. Alın aracınızı kenara koyun. 5 sene kafanız rahat. Takılın abi. Ha yok, ben ÖTV'si olarak değil de ÖTV indirimiyle değil de normal olarak araç almak istiyorum diyenlere de söyleyeyim arkadaşlar. Beni enteresan bir şekilde Chery'den aradılar. Ve bana dediler ki Chery modellerine ilginiz varsa gelip bize isim yazdırın. İşte artık sıra mı yazdırın dedi. Blöf mü yaptı? Hani araba geliyor, gelin siz de arabayı alın mı demek istedi. Çünkü benim Chery ile hiçbir bağlantım, alakam yok.
İlk çıktığında işte test sürüşü yapabilmek adına bir iki yeri aramıştım. Acaba onlardan birisi mi geri döndü 3-5 ay sonra? Onu da anlamadım ama enteresan bir şekilde Chery'den arandım arkadaşlar. Yani şu anda Chery başta olmak üzere bazı markalara, Renault'a, Dacia'ya, Hyundai'ye, Honda'ya otomobiller geliyor. Şu anda showroomlarda yavaş yavaş otomobiller bulunmaya başlıyor. Üstüne bir de bu ay Temmuz ayında, Ağustos ayında istenen o çok fazla araç satışından dolayı talebin yine böyle olacağı düşüncesiyle aşırı derecede istenen sıfır otomobiller var. Onlar da eklenecekler. Bayilerde araç bulunulurluğu inşallah daha da artacak. Haberiniz olsun. Siz bir araç almak istiyorsanız, şu anda gerçekten kullanmak için, binmek için bir araç almak istiyorsanız belki de bugün tam zamanı. Çünkü yarın liste fiyatı yine zamlanacak. Dolar, euro durmuyor. Şunu bir anlayın. Otomobildeki düşüş ikinci elde olacak. Nasıl olacak? 2 milyonluk aracı 2,5'a satan 2'ye çekmek zorunda kalacak. Liste fiyatına çekmek zorunda kalacak. 2 yaşında olan da mecbur liste fiyatının 100 bin lira üstünde yazdıysa o da 200 bin lira aşağısına çekmek zorunda kalacak. Çünkü sıfır aracı artık liste fiyatından bulabilecek insanlar. İkinci elde satmak isteyen mecbur fiyat kıracak. Ama sıfırda böyle bir durum söz konusu değil. Sıfırda fiyatlar gittikçe artacak. Bunu her videomda söylemeye çalışıyorum sizlere. Düşüş sadece ikinci elde olacak. Yani şu anda siz liste fiyatından araç bulabiliyorsanız ve araç almak istiyorsanız o aracı muhakkak alın arkadaşlar. Hiç beklemeyin. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motor, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta cila, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bayyeşil Bağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşilbağ abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.